kuantum elektrodinamiği, elektromanyetizma teorisinin kuantum mekaniği ile birleştirilmesini ifade eder ve modern fizikte önemli bir rol oynamaktadır. Tarihi, 20. yüzyılın başlarındaki atom fiziği çalışmalarına dayanır. 1900'lerin başlarında, Max Planck, kara cisim radyasyonu sorununu ele alarak, enerjinin kuantize olduğu fikrini ortaya attı. Bu durum, ışığın da kuantize olduğu anlamına geliyordu. Ardından, Albert Einstein, 1905 yılında fotoelektrik etkiyi açıklayarak, fotonların varlığını doğruladı. 1920'lerde, Louis de Broglie, madde dalgalarının varlığını önerdi ve Erwin Schrödinger, dalga mekaniği denklemlerini geliştirdi. Bu durum, elektronların ve atomların davranışını daha iyi anlamamızı sağladı. 1930'larda, elektronların manyetik momentlerinin açıklanması için bir teori geliştirildi. Bu teori, elektronların spinleriyle birlikte manyetik alanlara tepki verdiğini gösterdi. Bu sonuç, kuantum elektrodinamiğinin temel prensiplerinden biridir. Kuantum elektrodinamiği, 1940'ların sonlarında Richard Feynman ve Julian Schrödinger gibi fizikçiler tarafından geliştirildi. Elektromanyetizmanın kuantum teorisi olarak kabul edildi ve çeşitli deneylerle doğrulandı. Bu teori, modern fizikte önemli bir rol oynamaktadır. Kuantum elektrodinamiğinin önemli bazı deneyleri şunlardır. Manyetik momentlerin ölçülmesi. Elektronların manyetik momentleri, manyetik alanlara tepki verme şekilleri hakkında bilgi verir. Manyetik momentlerin ölçülmesi, kuantum elektrodinamiğinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Lamb kayması. Atomların enerji seviyeleri, elektromanyetik dalgaların emilmesi veya yayılması sonucu değişebilir. Lamb kayması olarak adlandırılan bu olgu, kuantum elektrodinamiğinin deneylerle doğrulanmasında önemli bir rol oynamıştır. Elektron-pozitron yıkımı. Elektronlar ve pozitronlar, birbirleriyle etkileşime girerek fotonlar üretirler. Bu olay, kuantum elektrodinamiğinin temel prensiplerinden biridir ve deneylerle doğrulanmıştır. Güçlü alanların etkisi. Elektromanyetik alanlar, kuantum elektrodinamiğinin prensiplerini doğrulamak için kullanılmıştır. Güçlü manyetik alanlar, elektronların yörüngesini etkileyerek farklı enerji seviyelerinde salınım yapmalarına neden olur. Bu deneyler, fizik biliminin gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır. Başka bir çalışmada, kuantum elektrodinamiğinin atomları ve molekülleri nasıl etkilediği incelenmiştir. Bu çalışma, moleküler yapıların ve kimyasal reaksiyonların anlaşılmasında önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koymuştur. Ayrıca, kuantum elektrodinamiği ve diğer kuantum alan teorileri çeşitli uygulamalar için kullanılmaktadır. Örneğin, kuantum elektrodinamik hesaplamaları, atomik saatlerin daha doğru çalışmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, yüksek enerjili fiziğin araştırılmasında da kullanılmaktadır ve büyük ölçekli bilimsel projelerde, örneğin Büyük Hadron Çarpıştırıcısında önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, kuantum elektrodinamik hesaplamaları, kimyasal reaksiyonların kineti, termokimyasal özellikler ve spektroskopik özellikler gibi çeşitli kimyasal özelliklerin hesaplanmasında kullanılır. Örneğin, moleküllerin elektronik yapıları ve enerji seviyeleri hakkında bilgi sağlayarak, moleküler özelliklerin belirlenmesine yardımcı olabilir. O alana birçok fizikçi katkıda bulunmuştur. Richard Feynman, kuantum elektrodinamiğinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamış ve teorideki bazı önemli sorunların çözümüne katkıda bulunmuştur. Feynman, kendi geliştirdiği Feynman diyagramları adı verilen yöntemle hesaplamaları daha kolay ve anlaşılır hale getirmiştir. Feynman diyagramları, parçacıkların etkileşimlerinin grafiksel bir şekilde gösterilmesine olanak sağlar. Bu sayede kuantum elektrodinamiği hesaplamaları daha hızlı ve doğru bir şekilde yapılabilir. Kuantum elektrodinamiği teorisinin geliştirilmesindeki katkılarından dolayı 1965 yılında Nobel Fizik Ödülünü kazanmıştır. Özellikle manyetik dipol moment sorununu çözmek için yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Manyetik dipol moment, bir parçacığın manyetik alan oluşturma yeteneğini ifade eder. Ve bu da kuantum elektrodinamiği hesaplamalarında önemli bir rol oynar.
Daha fazlası için bilim peşindeye abone olmayı unutmayınız.